Çok güneş geldi. Evet. Sayın Belediye Başkanımız, bugün Mengen'imiz için önemli bir gün diyebiliriz. Üretim kesinlikle başladı ama bugün de açıkçası yapıldı. Mengen peynirimizi siz de tabii yıllardır, çok uzun zamandır iyi tüketen bir insansınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii ben Mengen Belediye Başkanı olarak bu projenin ilk paylaşımında Süleyman Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin de konuşmasında ifade ettiği gibi biz o yıllarda bunun bir toplantısını yapmıştık. Daha sonra kaymakamlığımız ve Mengen Belediyesi ortaklaşa bu projenin tescili için ortak hareket ettik ve marka teşhirinde Mengen Belediyesi ve Mengen Kaymakamlığı olarak yazar. Evet, evet. Mengen Belediyesi olarak biz yöremiz için, memleketimiz için, Mengen'imiz için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getiren bir belediyeyiz. Bakın bugün burada biz Mengen peynirini kahvaltılarda makarnanın yanında rendelenerek birkaç çeşitli kullanıyoruz. Çok böyle tavada közde falan kızartılmazdı. Yani ama şimdi Mengen peyniri, üretilen Mengen peyniriyle ilgili üniversitemizde Osman hocamızın bugün yapmış olduğu sunumda gördük ki evet farklı reçeteler, yani Mengen peyniri çok farklı, yani masaya her ülkede tercih edilebilecek olan bir ürün olarak görüyorum. Sadece peynir olarak görmüyorum. Tabaklarda ve mutfakta özel bir gıda olarak görüyorum. Ve bugün çok keyif aldım. Biraz önce gastronomi öğrencileri bizim hazırlayıp sunmuş oldukları Mengen peyniri üretilen Mengen peyniri ve mantarla mevsim itibariyle kalıcı mantarı ve soğan sosuyla beraber kremasıyla birlikte gerçekten muhteşem bir tat, bir lezzet ortaya çıkmış. Şimdi ben onun tadına bakamadım ama biraz sonra öğrencilerimize soracağım. Eğer varsa mutlaka denemek istiyorum. Ama mutlaka. Şimdi tabii Osman Hoca çok şimdi davranmış, çok az yaptırmış. Osman Hoca ile ben konuşacağım. Osman Hoca bunu kremasından ayrıca yaptıracak ve bir gün burada birlikte yeniden mantar mevsimi geçmeden Merve'cim söz veriyorum. Bu menüyü tekrar burada gerçekleştireceğiz. Bu sözünüzü çok sevdim. Kesinlikle, kesinlikle. Ama Sayın Valimiz de, Kaymakamımız da, Rektörümüz de, Genel Sekreterimiz ve gelen misafirlerimiz de gerçekten Mengen peynirinin nasıl lezzete dönüştüğünü çok güzel bir örneği sunuldu. Ben inanıyorum, başta Mengen aşçılarımız olmak üzere, Mengen'deki aşçılık liseğimizden, Mengen'deki ön lisans yüksekokulumuzdan ve gastronomimizden mezun olan öğrencilerimize buradan çağrı yapıyorum. Şeflerimize çağrı yapıyorum. İş adamı olan mezun arkadaşlarımıza çağrı yapıyorum. Bugün dünyanın 30 ülkesinde şirketinin temsilciliği olan büyük firmalarımız var artık. Bu firmaları çağrıda bulunuyorum. Lütfen Mengen peynirini, tüketimini doğru yerde, doğru zamanda, doğru adreslerde tüketilirse bu ürün dünyada işte isim yapacak o zaman. Yani bu ilgili göreceksiniz. Çok önemli bir mesafe kat edeceğiz. Ama beni endişelendiren ilçemizdeki süt konusundaki yetersizlik. İnşallah bu beraber devam eder. Evet, devam eder. Öncelikle ben ilçemizdeki Tarım İlçe Müdürlüğümüze, ayrıca Gıda Mensur Odası Başkanımıza ve Kaymakamlığımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama çağrımı yeniliyorum. Sevgili Mengenler, sevgili şeyler. Şuraya bakarak bu çağrıyı tekrarlayabilir miyiz? Sevgili Mengenler. Bu çağrı önemli bir çağrı aslında. Sevgili hemşerilerim, aşçılık lisemizin Türkiye'nin ilk aşçılık Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimiz. Sizler bugün bir yerlerde genel müdürsünüz. Bir yerlerde şefsiniz.
Amerika'dan Çin'e kadar uzanmışsınız. Mengyan peyniri standartlara uygun ve hijyenik ve kabul gören bir ambalaj sistemiyle Mengyan markasını taşıyan ve Mengyan'e özgü bir peyniri lütfen sahiplenelim. Yani dünyanın dört bir tarafına seyahat eden, giden hemşerilerimiz de yani Amerika'daki alışveriş yaparken onu orada görsün istiyorum. Çin'de alışveriş yaparken görsün istiyorum ve veya kaldığı tesisi menülerinde de mutlaka bu peynirle ilgili üretilen yemeklerimizi, tatlarımızda Mengyan ismini yazmalarını istiyorum. Desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Tüm hemşerilerime buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, varol kardeşler, size çok yaşayın. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz destekler için. Teşekkür ederiz, biz de teşekkür ederiz. Seve seve yapıyoruz tüm bu desteği. Bu aslında Mengyan'ımız için bir başlangıç. Kesinlikle. Bir şey başladı ama devamını büyüterek, adım adım ilerleterek getirmek tüm Mengyan'ın sorumluluğu belki de. Biz de bu çağrıyı tekrar yineleyelim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gençler, bir şey sormak istiyorum. Bu arada emeklerinize sağlık. Siz de gelir misiniz şöyle? Bir şey soracağım size. Biraz önce o tadımı yapılan tabaktan siz yediniz mi? Yani tadına baktınız mı? Şöyle ufak bir demo yaptık. Biz bir tabaktan kendimiz tadına baktık. Her zaman bir servis öncesinde de zaten bir şef o tabağı yapar. Ekibiyle beraber tadına bakar. Eksilerini artılarını söyler. Sonra o tabak servise çıkmaya hazır hale gelir. Biz de baktık tabii. Şimdi Mengyan peynirini ilk defa tadanlar da vardır belki aramızda. Vardır. Biz tabii Mengyanlı olduğumuz için çocukluğumuzdan bu yana standart olmayan lezzetlerle belki onlarca farklı çeşidini yedik. İşte mayası sabittir ama pişirilerek yapılanı vardır, pişirmeden yapılanı vardır. Siz bu yediğiniz bu standart lezzeti nasıl buldunuz? Birer gastronomi öğrencisi olarak. Şuradan başlayayım hemen. Böyle hızlı hızlı hepinizden duymak istiyorum. Yani gayet güzel buldum ve elin peyniri kullanmak yerine bence... Devam edebiliriz. Evet, devam edelim. Sırayla devam edelim. Biz bir üzere baktığımızda özü beklemeyi korkarız. Görmeye, toplama, dokunma. Yani ve bunlardan bütün hepsini alacak olursak ilk olarak özellikle doku bakımından Mengyan peyniri sizin için daha müşkanlı peynir olur. Çünkü hem elin gibi kızartmaya geliyor hem aynı zamanda kaşar gibi belli başlı durumlarda derecelerde eriyebiliyor, çiğne tüketebiliyor ve bu bizim yaratıcılığımız aslında daha da genişletiyor. Bu da büyük bir avantaj aslında Mengyan peyniri. Hepinizi mi çağırıyorlar? Hocam evet. Hemen şöyle yapayım, araya gireyim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ama sizi aşağıdan çağırıyorlarmış. O kısmı bekletmeyelim. Toplu fotoğraf çekimi var. Peki o yemekten kaldı mı? Yok. Hiç mi kalmadı? Ne diyorsun? O zaman tekrar istiyorum. Mutlaka. Hayır, tadına bakamadım. Aşağıda çekim yapıyordum. Kanlıcalı, soslu, Mengyan peyniri ortaya ne çıktı çok merak ediyorum. Tamam. Peki, aldım sözümü. Hadi buyurun. Evet. Mengyan peynirimizin farklı versiyonlarda, kruvasan bir tane alayım. Farklı versiyonlarının tadımı yapıldı. Protokole, Mengyan'dan katılmak isteyen misafirlere güzel bir tadım ve bir sunum hazırlandı. Projenin tanıtımı yapıldı aslında ve üretimin işte satışının başladığının da duyurusu yapıldı. Asıl röportaj yapmak istediğim birkaç kişi daha var. Eğer fotoğraf çekiminden sonra o kişileri de yakalayabilirsem onlarla da röportaj yapmak bugünle ilgili yorumlarını almak istiyorum. Çünkü arka tarafta emek harcayan, Mengenli ve Bolulu diyeyim çok değerli emektarlar var. Onlarla da sohbet etmek istiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
Evet, üretim yeri Mengen merkezde. Mengen'i bilen kişiler için şöyle söyleyeyim. Atatürk Ortaokulu'nun eski binası. Bu biliyorsunuz Havuzlu Kahve'nin üst tarafındaydı. Hemen Konak Köyü yolu üzerinde diyelim, o yolun başlangıcında. Üretim tesisi Mengen merkezde. Sizlerle röportaj yapmak istiyorum ama... evet, hepinizle. Şimdi şu an canlı yayındayız. Yarım kruvasanımla. Şu mikrofonu size verebilir miyim? Evet. Şimdi... Arkadaşlar... Çaylar ofise alalım. Türkiye içinde örnek sayıyor. Ben Ben tutacağım. Siz elinizi tutuyorsunuz. Tüm katkıları herhalde. Tüm yollar kadar. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Biz de tabii şimdi size de mikrofon uzatacağım ama birer Mengenli olarak samimiyetle... Mikrofon biraz yaklaştırmadığına gidiyor. Öyle mi? Tamam. Yine yorum yaparsanız sevinirim. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Bir Mengenli olarak çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bunlar bir hayal aslında. Ve bu hayali bugün gerçeğe dönüştürmek bu ekibe nasip oldu. Ve tabii ekibe dahil olan ben buradan baktığımda görebiliyorum. Evet, başka arkadaşlar da var. Şu an sizi yakaladım sadece. Onları da yakalayacağım. Ben biraz önce görüp cevapladım ama onu da siz cevaplayın. Hem de kısaca siz de bahsedin. Buyurun. Öncelikle Cem Hocam'a, kooperatifimize... Yani en başından projeler kapsamında olsun, işte gıda teknikeri olan, gıda teknikeri olaraktan da ve kooperatifin danışmanı olaraktan da kooperatif adına ben çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz katkısı oldu bize. Gerçekten çok özverili çalıştı, çaba harcadı, yani bir yönlendirmesi oldu, çok güzel oldu. İlçe Tarım Müdürlüğümüz de aynı şekilde. Semih Bey, yani şöyle söyleyeyim, bir sıkıntılı bir durumumuz oluyor, bizle beraber mesela üzülüyor, dertleniyor. Bir iyi bir olayımız gerçekleşiyor. Bizle beraber aynı heyecanını yaşıyor falan. Böyle bir oluşumun içinde olmaktan da kendim adıma çok onur duyuyorum. Şimdi biz Mengen Kooperatifi olarak hani şimdi bir aslında bugün hem üretici olarak hem kooperatif olarak tarihi bir gün yani. Evet, evet. Çünkü Mengen'in 100 yılının aşkın bir peynirini gastronomiye sunduk tabiri caizse ve burada mesela hem 100 yıllık Mengen'in değerine sahip çıkacağız hem de aynı zamanda üretici kısmında olan şu an Bolu'da açılış toplantısı bunları çok denemedim zaman kısıtlı olduğu için. Hı hı. 12,5 TL en yüksek bizim kooperatifimiz fiyatla alıyor. Aslında üreticiyi de destekleyen de, bir bakış açımız var. Tabii bu kapsamda bizim yaptığımız bazı röportajlar da var. Onları da paylaşacağız sizlerle. Bu kooperatifin ve bu üretimin arka tarafını ve detaylarını uzun vadede zaman zaman paylaşacağız tüm Mengenlilerle, tüm Mengen severlerle. Evet.
Evet. Şimdi burada mesela 12,5 TL'den şu an Bolu il sınırları içerisinde en yüksek fiyatlı sütü bizim kooperatifimiz topluyor. Ama sütü sadece Mengen'den alıyorsunuz. Tabii, Mengen'de üretilen, evet, coğrafi işaretle Mengen'de üretilen sütten üretilen Mengen peyniri. Evet, evet. Yani coğrafi işaret tescili olduğumuz için buradaki olay zaten hani coğrafi işaretin anlamı Mengen yöresinde Mengen meralarında otlayan hayvanların o ottan geçen lezzetiyle süte, sütten de peynire geçerekten bu yöresel peynirin lezzeti bu şekilde oluşuyor. Bizim de coğrafi işaretimiz zaten Mengen sınırları içinde. Sadece Mengen sütüne talibiz. Daha önce de söyledik işte Mengen'in sütü Mengen'de kalsın. Evet, evet. Aslında burada üretici kooperatifi tercih ettiğinde, sütünü verdiğinde kendine olan bir değere de sahip çıkmış olacak mesela. O açıdan da çok önemli bir şey. Bir de ayrı bir de şöyle bir durum var. Yani kooperatifimiz aslında ülke olarak rol model olması için bir mücadele vereceğiz. Bunu da Allah'ın izniyle başarırız inşallah. Bu şekilde. Bir mücadele başladı diyelim evet. Aslında. Bu tabii yani ki devam çapında, edecek. Evet. Ve ilçemize gerçekten çok değer katacak bir örnek oluşturur umarız. Yani bu bir başlangıç. Umarız devamı da çok güzel gelsin. Evet. Peki. İsminizi yanlış söylemek istemiyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Beytullah Süler, yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Evet. Gerçi bana pek bir şey bırakmadı arkadaşlar. Çok güzel anlattılar. Bir hayalle başladı bu şey. Bir ilçe tarımdan bir telefon geldi. Bir esprili bir telefonla başladı. Ondan sonra işte bir araya geldik. 7 kişi, 10 kişi derken 15-16 kişiye kadar olduk. Böyle bir projeye adım attık. Bu adım sürecinde zorlu süreçlerimiz oldu. Mutlaka. Bunları tek tek açtık. Buralara kadar getirdik. Yani hedeflerimiz büyük. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Mengen'deki halkımız bu kooperatife sahip çıkmasını istiyorum. Yani üreticilerin buna bir desteklemesini istiyorum. Yani hem kendileri kazanacak. Evet. Hem kendileri kazanacak, hem Mengen kazanacak, hem ülke ekonomisi kazanacak. Yani böyle bir şeyin olmasını istiyorum yani. Seyredecek köylülere ve üreticilere bir çağrı yapıyor aynı zamanda kooperatif başkan ve başkan yardımcılarımız. Mengen sütü Mengen'de kalsın diyerek hem de Mengen peyniri olarak bütün dünyanın gastronomi kültürüne de katkı sunsun istiyorlar. Evet, eklemek istediğiniz şeyler varsa alabiliriz. Var oluyor, şöyle bir durum var. Şimdi bizim burada sütün litre fiyatını Bolu içinde şu an en yüksek fiyat alıyoruz. Buradaki amacımız, yani kooperatif zaten çok kar marjı çalışmıyor. Hem üretici, yani yaptığı işten süreklilik sağlayabilsin, bir para kazandığını hissetsin ve bu yüzden de dişi kesimi engellensin. Çünkü çok yüksek verimli, çok yüksek kapasiteli, evet, verimli hayvanların, yani ömrü boyunca 100 tona kadar süt verdiğini galiba çoğumuz bilmiyordur mesela. Ama biz bunları, evet, 100 tona kadar süt verelim. Mesela 10 yıllık bir yaşam boyu olsa bir laktasyon, 10 tona kadar çok yüksek süt verimini veren hayvanlar var mesela. Dolayısıyla üretici belki 10 ton, 100 ton sütü kesmiş oluyor mesela. Dolayısıyla mesela burada ondan doğacak dişi üretimi, dana üretimi, onlar da kesilmiş oluyor. Ve süt fiyatı tamamıyla, yani besicileri de çok bağlıyor aslında. Çünkü süt fiyatı gerekli seviyede olmadığı için dişi kesimi yapılıyor ülkemizde. Dişi kesimi yapıldığı için de mesela bu sefer danaya biraz, yani dananın kesilmesi gereken dişi eti piyasaya girdiği için bu sefer besicileri de hem süt üreticileri mağdur oluyor, hem bir yandan besi üreticileri mesela mağdur oluyor. Süt fiyatları zaten hak ettiği seviyeye geldiğinde, dişi kesimi engellendiğinde, dolayısıyla besicide de bir rahatlam olacak. Biz bunun için mücadele vereceğiz. Ülkede rol model bir kooperatif olmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Peki. Teşekkür ederiz. Aslında tabii bunlar detay bilgiler ve daha neler neler var kimi tabii bahsetmek yani istediğiniz. Evet. Ama konunun yani ilgilileri... İki yıllık bir emek var yani. Kolay, evet, kolay bir iki dakikaya, üç dakikaya sığdıramayız ama işte yani bir mücadele var. Herkesin o, bir katkısı var. Çalışıyoruz. Evet. Semih Bey'i de rica edebilir miyiz? Var hocam, şu tarafı Mengen manzaralı alabilir miyiz? Bu tarafa doğru. Güneşimiz, ışığımız nasıl? Sizler aslında görüntüyü hepinize alabilir miyiz şöyle? Şimdi birkaç arkadaşımızla lütfen buyurun. Canlı yayın. Evet, şu an canlı yayındayız. Böyle canlı yayındayım. Afiyet olsun. Kusura bakmayın. Hepinizi böyle alabilir miyim bu tarafa? Siz de buyurun isterseniz. Şimdi biz birkaç röportaj yaptık ama sizlerle de konuşmak istiyorum. Şimdi...
peynir özelinde aslında. İzleyen kişiler de sizleri tanıyor. Bizler sizleri tanıyoruz. Ama bu konuda arka tarafta gerçekten ne kadar büyük bir emek harcandığını, en azından o birkaç günlük sizlere katıldığımız süreçte daha fazla görme şansımız oldu. Birkaç yıldır süren, iki yıl diyeyim bildiğim kadarıyla, iki yıldır süren ciddi bir çalışma dönemi var. Ve bugün ortaya çıkan bir ürünün mutluluğu, gururu evet. her birinizin gözünde ve o heyecanı. İçerideki sunum programından sonra sizlere de hemen sormak istiyorum. Ne söylemek istersiniz? Allah'a şükürler olsun projenin sonuna geldik. Ortaya bir ürün çıktı. Raflarda yerini aldı. Bu ürünü üreten bir istihdam ortaya çıktı. Bu istihdamı yaratan bir kooperatif ortaya çıktı. Çiftçinin birliğini görmek ortaya çıktı. En önemli şey bu. Biz mengenimizde çiftçinin bir araya gelmesini, birliktirlik içerisinde olmasını, büyüyerek, birleşerek çoğalmasını istiyoruz. Bu ortaya çıktı. Yani gururluyuz projeyi sağ salim tamamladığımız için. Kooperatifimiz, yöneticilerimiz, ortaklarımız borçlandılar. Bu projeler evet devlet desteğiyle, kaynağıyla yapılıyor ama belli bir bütçe geliyor. Kooperatifimiz bir harcama yapıyor, evet. borçlanıyor ve akabinde tekrar para geldikçe borçlarını ödüyor. Zor bir süreçti. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü olarak önce Mengen Peyniri Tesisinin bir ön fizibilite raporu için başvuru yaptık 2021 yılında. Yola böyle çıktık. Hemen bir anda proje yazalım demedik. Red yeme şansımız vardı. Bu 20 bin liralık ön fizibilite desteğini biz SOGEP'in ana maddesi yaptık. İlk o teknik destek programından yararlandık. Markanın, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bu desteği bizim çok işimize yaradı. Daha sonra işte bu büyük projeye, SOGEP'e başvuru yaptık. Kooperatifimiz sağ olsun, ortakları, yönetimi bir araya geldiler. Bu projenin altından kalktılar. Bizler dediğimiz gibi işte bizler rehberiz. Asıl olan çiftçilerimiz. Onlar birleşecekler, büyüyecekler, katma değer sağlayacaklar. Bugün çiğ süt değeri değil mi başkanım? Kooperatif süt toplama başlıktan itibaren hızlı bir şekilde arttı. Evet. Bu çiftçinin para kazandığını görmek gurur verici, onur verici bizler için. Bakanlığımızın dediğim gibi taşra teşkilatı yönergesinde birinci talimatı bize budur. Çiftçinizin gelir seviyesini arttırmak, kalkınmasına yardımcı olmak, hazırlayacağınız planlarla ve programlarla onlara önderlik etmektir. Biz bunu başarabilmenin gururu içerisindeyiz. İnşallah daha güzel projelerle yani mengenimize, çiftçimize, üreticimize, mengendeki tüketicilerimize daha güzel projelerle destek olmak isteriz. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şimdi ben böyle sizleri dinlerken ve sizlere bakarken tabii gözümde başka şeyler canlanıyor ve gönülden şeyi istiyorum. Yıllar sonra birilerinin, belki bizlerin hiç tanımadığı, tanıyamayacağı, hani biz hayatta değilken bile sizler için ya ne güzel bir şeye başlamışlar, sağ olsunlar dedikleri, böyle arkanızdan dualar ettikleri bir şeye dönüşür umarım. İnşallah. Tabii bu kadar röportajın içinde bir kadınla röportaj yapmak beni bir kadın olarak gerçekten daha da gururlandırıyor ve mutlandırıyor. Herkesin emeğine sağlık. Bir de tabii şu an Esra Tatlı ile sohbet edeceğiz ama bu projedeki sorumluluğunuz ve yerinizle de onu da bir bahsederek başlayalım. Hemen bahsedeyim. Öncelikle bize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Orada izlettiğimiz video gerçekten hepimiz için hani evet biz bunu yaptık ve bakın biz bunu bu şekilde yaptık diye izletme şansı bulduk. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Arkadaşlar yani bir proje yazılması gerekiyordu ve birilerinin bunu yazması gerekiyordu. Burada çok ciddi iki emek sınıfı ve Gıda Mühendisleri Odası Başkanımız Cem Kösemeci. Üçümüz oturduk yazdık. Yürütmesi hiç kolay değildi ama sonuçta çok kıymetli başkan ve başkan yardımcısı vardı ve onlar her türlü desteği sağlayacaklarını ve bu işi her türlü yürüteceklerini zaten bize en baş sürecin en başından beri gösterdiler. Bize yazmak düştü, yürütmek düştü. Gerçekten çok kolay olduğunu söylemek isterdim ama hepimiz için çok zordu. Ama bugün geldiğimiz noktada o yürüdüğümüz yoldaki zorluklar unutuldu ve yani biz bir hep bunu söylüyorum ben. Kalkınma kırsaldan başlayacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisinin kırsaldan düzeleceğine inanıyorum. Ve bunun başrol oyuncusunun yine bizim üreticilerimiz olacağını düşünüyorum.
yaptığımız bu çalışmadaki en büyük amacımız ve gayemiz buydu. Biz kalkınmalar için fitilediğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası da gelir. Evet, tabii bu yapılan şey hani hepimizin toplumda, toplumsal rollerimizde elimizden gelen bir şeyler var. Sizin yaptığınız da hakikaten elinizden gelen çok değerli, anlamlı bir çaba. Bunun için biraz önce size de söyledim ya, bir Mengenli olarak ve bizi şu an izleyen, daha sonra izleyecek olan tüm Mengen severler adına bu emekler için teşekkür ediyoruz. Samimiyetle. Bizler de bu çiftçimizin, üreticimizin, kooperatifimizin başarısını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyurduğumuz için bizler size teşekkür ediyoruz. Yani sürecin en başından beri desteğinizi hiç esirgemediniz. Hep bu projeye sizler de inandınız bizim gibi ve bunun da duyurulmasını sağladınız. Şimdi ürünümüzün duyurulmasında sıra. Siz elinizden geleni fazlasıyla yapıyorsunuz, yaptınız. Sizlerin Mengenli olmasının bir avantajı var diye görüyorum ben. Elbirliği bu peynirimizi kullanım alanlarını arttırmalıyız. Ne kadar çok peynir buradan satış olursa, kooperatif peynirden kar etmek amacıyla kurulmuş bir kooperatif değil. Ama çiğ süte değer kazandırabilmek amacıyla kurulmuş bir kooperatif. İşte bu peynir ne kadar çok kullanım olanı artarsa çiğ süt ihtiyacı artacak. Çiğ süt ihtiyacı arttığında da ahırlarımız tekrar büyükbaş hayvanlarla dolacak inşallah. Evet, ve hatta belki bazı gurbetçilerimiz bile bu amaçla yeniden köyüne gelecek, dönecek, farklı bir iş alanına giriş yapacak. Önceden büyüklerinin yaptığı alana kendisi tekrar giriş yapacak. Evet. Kendisi devam ettirecek bir şeyleri. Bir çünkü evet. Değil mi? Evet, siz de hayvancılık yapıyorsunuz. Aynı zamanda köyde siz de yapıyorsunuz. Evet. Tabii gurbetten 2018 yılında 2018 yılında BİMER'e bir dilekçe yazmıştım süt fiyatlarıyla alakalı. Ondan sonra işte 1-2 sene sonra köyüme dönüş yaptım. Sonra biraz önce de bahsettiğim gibi esprili bir telefonla davet edildik böyle bir kooperatif kuruluşuna. Geldik köyümüze. Şu an hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hani tekrar yani hiç niyetim yok yani dönmeye büyük şehirlere. Yani bu şekilde burada ilerleyeceğiz. Devam ettireceğiz. Aslında buradan sizin söyleyeceğiniz şeyler de değerli olur. Birçok gurbetçimiz var. Büyük şehirlerde çok da memnun olmadığı şartlarda ya da hayat standartlarında ben şöyle söylüyorum. Yoğun hayatlarda yaşayan. Onlara ne söylemek istersiniz? Ben şöyle söylemek istiyorum. Sen buraya çağırdı bulunur musunuz? Ya gelir seviyesi bakımından orada buradan daha çok iyiydim. Fakat burada yaşamım oraya göre daha iyi. Yani onu söylüyorum. Başka bir şey demeye gerek yok. Yani köy hayatı şehir hayatından daha iyi. Yani herkese tavsiye ederim gelmelerini. Burada yaşam şehre göre daha kolay. Daha iyi. Yani oradaki hani her şeye orada anlık ulaşabiliyorsunuz. Belki buralarda anlık ulaşamıyoruz ama zamanla insanların buralara göç edince onlar da sırasıyla anlık ulaşma ihtiyacı doğacak. Yani herkes şey yapabilecek. Peki. Teşekkür ederiz. Tabii biz de birer gurbetten dönen insan olarak çok benzer şeyler söyleyebiliriz ama sanırım şu anda değil. Onu da bir başka zaman yapalım. Peki, bir de burada bir hatıra fotoğrafı alabilir miyiz? Cem Bey, Esra Hanım, sizi de buraya bir alıp bir hatıra fotoğrafı alalım mı? Onu ben alayım. Ha şöyle, bu tarafa da alalım. Bir tane böyle alalım, bir tane öyle. Şu biraz daha iyi ama. Ben şunu alayım. Evet. Çekiyorum. Bir daha alıyorum. Çekiyorum. Tamamdır. Evet, yapılan bir işin. Bu tarafa da alalım mı? Evet. Tabii, buyurun. Şöyle söyleyin ama. Şöyle söyleyin. Söyleyeyim. Güner Özer. Bolu, Bolu diyorum. Artık herkes Bolu. Eskişehir'den geliyor kendisi. Çifteler Han Mahmudiye Süt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Bizim için kıymetini şöyle anlatayım. Biz kooperatif kurduk ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben de bir Bozüklü olarak yani ne yapabiliriz dedim. En iyisi yani bir Bozüklüyü en iyi yine aynı yöreden insan anlar diye. Günar Hocam'ın yanına gittim. O bana anlattı. Tabii heyecanımı da anladım mı anlamadım mı yapamazlar diye de düşünmüştür.
Dedim ki ben sizi kesinlikle çağıracağım. Süreç boyunca da hep beraberdik, hep destek oldu bize. Bugün de yanımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsmim Güner Özer. Eskişehir'den geliyorum. Esra Hanım'ın bahsettiği gibi kendisi tesisimizi ziyaret etti. Biz de sıfırdan kurulup bazı başarıları elde etmiş bir birlik olarak işte sosyal medyada daha çok yayılmıştı bu. O da o vesileyle bizi ziyaret etti. Tabii ben aynı heyecanı onda da gördüm. Tabii bu tarz oluşumlarda ilk başta işte bir önder olan, lider olan, gönüllü olan kişinin heyecanını diğer kişiler çok anlayamıyor, biliyor. O da öyle düşünmüştü bizim için. Tabii biz aynı yollardan geçtiğimiz için biz anlamıştık onun heyecanını. O işte bunu gerçekleştireceğiz, sizi de davet edeceğim demişti. Ben de siz gerçekleştirin, davet edin, ben de gelirim demiştim ve bugün sözümüzü tutmuş olduk. İnanarak vermişsiniz başkanım o sözü. Evet. İnanmış mıydınız o zaman? Tabii tabii. Yani çünkü biz de aynı yollardan geçtik. Ben de o sürece başladığımda 2014 senesinde kendi yönetim kurulum anlattığım şeylere hayal ürünü gibi bakmıştı. İşte yapılamaz, gerçekleştirilemez gibi. Tabii çok emek verdik. Kolay olmuyor bunlar. Şimdi hani 2,5 saatin içine sığdı bu konuşulanlar ama ben en azından 2 yıldır ben şahidim sürece. Çok yoğun bir emek var. Tabii bu süreç zarfında da bazı noktalarda yine bilgi alışverişine devam ettik. İşte biz de öğrendiğimiz kadarıyla onlara tavsiyelerde bulunduk. O şekilde şu an gerçekleşmiş oldu. İşte Mengen'in üreticilere başta olmak üzere işte Bolu'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Size de teşekkür ederiz emekleriniz için ve iyi ki gelmişsiniz bugün de. Sizler de getirmek için gereken şartları hazırlamışsınız. O gün verilen sözler tutulmuş. Emeklerinize sağlık. Salih Hocam, evet. Bu projenin ortaklarından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürümüz Salih Celebci. Bugün mengen peyniri, tabii siz daha önce de birçok defa yemişsinizdir ama standart haline gelip artık üretimine, satışına başlanır şekilde mengen peyniriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biz öncelikle devlet kurumu olaraktan özel bir kooperatifle, ilçe tarımla, orman müdürlüğü, kaymakamlık, devlet kurumları olaraktan bu projenin neresinde yer alabiliriz, nasıl katkıda bulunuruz derken yer tahsisinde bulunduk. Sonra gelen gençlerimize, hem Semih Bey'e hem Esra Hanım'a geldiler, projeyi sundular. Hocam böyle böyle bir çalışma yapıyoruz ama yere ihtiyacımız var. Tabii üretim yapmak için bir mekan şart. Bu mekanımızı görüştük biz de ilgili makamlarımızla. Bir protokol çerçevesinde tahsisini yaptık. Sonradan tabii bu bir süreç. 3 yıldan beri süren bir çalışma. Hem mengen peyniri coğrafi işaret almış olduk. Tabii bu tür projelerde soyutu somuta çevirmek gerekiyor. Milletin hayali var. Bir hayal kurarsınız. O hayalinizi gerçekleştirmek için eğer elinizden gelen gayreti sarf ederseniz ve sonuçta sonuca ulaşırsınız. Yani Türk milleti de böyle bir durgun su gibi veya durgun bir deniz gibi değil. Akıp giden bir millet, bir aksiyon, bir gelişme, coşkuluyuz. Evet. Ondan dolayı da kabına sığmayan bir milletiz. Gençlerimiz de böyle bir talepte bulununca biz de beraberce bu projeyi yürütürüz dedik. Tabii burada mengenli çiftçilerimize büyük iş düşüyor. Süt, ineği veya sığır yetiştirmeleri gerekiyor ki bu çark devam etsin. Bunu şöyle bir şey de duydum ben. Burası açıldıktan sonra süt fiyatları mengende yükseldi. Bunun da şu anda bir yansıması oldu. Biz de ilgili kurumlara, ziyaretlere gittiğimiz zaman mengen peynirimizi rahatlıkla götürüyor. Çünkü önceki peynirler standart değildi. Herkes farklı bir lezzet katıyor. Şöyle bir şey de var. Hani herkes yemek yapar, herkes yemek pişirir. Ama herkesin pişirdiği yemeğin tadı başka olur. Bu peynir de öyle. Bir standartı yoktu. Ama şu anda daha hijyenik şartlarda üretiliyor. Türkiye standartlarında üretiliyor. Tabii bu güzel peynirin, oldu, evet. Pardon,
farklı şekillerde üretim şekilleri de var. Hani pişirmeden, pişirilerek evet, yapılanlar. Evet. Aslında küçük üreticiler, bizim teyzelerimiz, ablalarımız, onlar zaten üretip satmaya devam edecekler. Evet. Buradaki amaç çok daha farklı. Buradaki amaç artık mengen peynirini büyük pazarlara satabilmek, evet, tanıtabilmek. Yoksa ki mesela ben yani pişmeden yapılanı da çok severim. Onu alıp yemeye de hep devam edeceğim. Ama burada artık mengen peynirini markalaştırarak önce Türkiye'ye, dünyaya tanıtıp satmak gibi amaçlar var. Bu anlamda da çok önemli yapılan şey. Tabii şimdi biliyorsunuz mengende aşçılarımız Türkiye'de ve dünyanın her tarafında otellerde çalışıyorlar. Normal pazardan alınan peynirin riski fazla. Onun için evet, standart bir peynir olmuş oldu. Bu evet, iç piyasaya yani mengen piyasasından çok dış piyasaya yönelik bir üretim olmuş oldu. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlara. Güzel bir çalışma oldu. Bugünkü programda Sayın Valimiz, Kaymakamımız, Rektörümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Protokol katıldı. Evet. Çiftçilerimiz katıldılar, muhtarlarımız katıldılar. Ve bu tür projelerin sürdürülebilir olması için yerelden destek olunması gerekiyor. İnşallah bu desteği de mengenlerimiz, hem mengen içinde bulunan hem gurbette bulunan insanlarımız destek olurlar. Mengen peyniri dünya markası olur. Kocaman bir inşallah. İnşallah. Peki, evet, teşekkür ederiz. Siz de tanıtıyorsunuz mengenimizi her daim canlı yayınlarda. Gurbetçiler sizden mengenle ilgili görmediği komşularını, akrabalarını görüyorlar. Bir evet, memleket özlemi, sıla özlemi gideriyorlar. Bizim de programlara katılıyorsunuz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de bu emeklerin... Biz de bu emeklerin görülmesinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Mengen'de neler oluyorsa sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Şimdi teşekkür ederiz Müdür Bey. Tabii. O arada ben şunu bir alayım ve... Evet Sahibi Hocam. Bir fotoğrafı falan alalım. Evet, Varol Hocam. Şu tarafa seni bir almak istiyorum. Bu konuda şöyle yapalım mı? Semih Bey, sizi de alabilirim şöyle. Şimdi biraz önce sizinle röportaj yaptım. Bir de Varol Hocam, şu mikrofonu sana vereyim. Pardon, şöyle önce ben konuşayım, sesim duyulsun. Bu konuda senin de fikirlerini merak ediyorum. Birçok kişiye mikrofon uzattık, yorumlarını aldık, duyduk. Sen neler söylemek istersin? Bir mengen sever ve mengenli olarak mengenin her zaman en iyi şekilde tanıtılması, yaşaması için çaba harcayan kişilerden biri olarak neler söylemek istersin? Öncelikle biz İstanbul'dayken ne kadar İstanbul'da olsak da hep mengendeydik. Buyurun, Sayın buyurun. Hocam buyurun. Mengen peyniri, mengen peyniri. Evet, oradayken mengeni ne kadar geliştirebiliriz, ne yapabiliriz? Uzaktan da olsa hep bunların hayalinde, bunların düşüncesi içindeydik. Babamıza hep destek oluyorduk. Döndükten sonra ne yapabiliriz'i artık denize girip yüzmeye başlayarak daha çok düşünmeye başladık ve çok sayıda düşündüğümüz şeylerden birisi mengen peyniri. Mengenin o kadar çok kültürel ve yerel değeri var ki onlardan en önemlilerden biri gerçekten de mengen peyniri. Bugün ben de çok mutluyum. Bir mengen sever olarak, mengen sevdalısı olarak, memleketini seven her insan gibi, her mengenli gibi belki de çok mutluyum. Düşüncelerimi ifade etmekte gerçekten zorlanıyorum. Bu tür projelere biz elimizden gelen her şeyi sunmaya hazırız. Elimizden ne gelirse fazlasıyla sunmaya hazırız. Mengen peyniri biraz önce Osman Hocam şakayla karışık katıldı ama çok güzel bir sunum yaptı. Ulusal ve uluslararası mutfaklarda da kolaylıkla dahil edilebilecek değerli bir peynir. Standartize edildi, üretimi yapıldı, etiketlenip ambalajlanarak artık dünyanın her yerine ulaşabilir hale
geldi. Bundan sonrası için aslında bu çağrıların hepsine ben de katılmak istiyorum. Öncelikle gurbetçilerimiz ve gurbetteki aşçılarımız, yöneticilerimiz bu peynirin önünü açmalı. Bu peynirin, üretilen peynirin pazara sunulması ile ilgili desteklerini sağlamalı. Bir ikinci ve belki de daha önemli olan çağrımız da üreticileri olsun. İki ineği varsa dörde çıkarsın. Üç ineği varsa altıya çıkarsın. Altı ineği varsa 12'ye çıkarsın. Doğru mu Sayın İnşallah. Müdür? İnşallah. Hedefimiz o. Yani üretim ne kadar artarsa bana sorarsanız bence bu peynirin pazar sıkıntısı hiç olmayacak. Hiç olmayacak. Çünkü şimdiden talep gerçekten oldukça yüksek. Biz bunu sosyal medya hareketliliğinden bize olan bize gelen telefonlardan, iletişim çağrılarından anlayabiliyoruz. Bu bizim için gerçekten önemli mutluluk kaynağı. Mengen için çok önemli. Bütün Mengen'in ileri gelenleri destek oldu. Ve gelinen nokta, açılan tesis çok profesyonel, endüstriyel gibi görünen ama aynı bizim atalarımızdan getirdiğimiz, geldiğimiz standartta, değerde Mengen peynirinin kültürel devamlılığını sağlayacak bir özellikle peynir üretiliyor, paketleniyor. Bu mutluluğu herkesle birlikte biz de paylaşıyoruz. Tüm tüketenlere afiyet olsun diyelim şimdiden. Evet. Biz tüketmeye başladık efendim. Alan, yiyen herkese afiyet olsun. En çok kızarmışını seviyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Güzel Mengen'imizden güzel bir manzarayla kapatalım. Bugünlük Mengen'de olan önemli olayları sizlere gösterdik, göstermeye çalıştık. Şu anda yeni kampüsümüzdeyiz. Yeni kampüsümüzden bir Mengen manzarasıyla. Mengen peynirimizin ilçemize katacağı değerin ilk adımıyla bizi izlediğiniz her yere selamlarımızı gönderiyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu tür projelere hepimiz Mengen'i gerçekten seven, Mengen'in gelişimine destek olmak isteyen herkesin emek harcadığını, destek olduğunu zaten biliyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Amacımız, hedefimiz gerçekten hep böyle olmalı. Birlikte ilerleyeceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Mengen hepimizin. Mengen de bizim daha çok güzel şeyleri birlikte üretebilmeye ihtiyacımız var. Bunlar bizi birleştirecek. Selamlarımızı, sevgilerimizi bugün Mengen peyniriyle gönderiyoruz herkese. Hoşça kalın.